Şimdi bu yeni açıklanan pakete yönelik yorumlar alalım. Çelik İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Uğur Dalbeler bizlerle olacak. İyi akşamlar Uğur Bey, hoş geldiniz. İyi akşamlar, iyi seneler. Teşekkür ederiz, sizlere de iyi seneler. Paketin detaylarını az evvel haberde de dinledik. Sizin ilk görüşleriniz nasıl bir etkisini hissedeceğiz ekonomide? Elbette çelik tüketimi açısından olumlu bir gelişme. Türkiye ciddi bir çelik üreticisi, aynı zamanda büyük bir çelik tüketicisi. Ama tabii çelik sektörü son 6 aydır ciddi bir sıkıntı içerisinde. %13'lük bir daralmayla başladı Haziran ayında ve o aydan itibaren bu daralma gittikçe büyümekte. Eylül ve Ekim arasında %20'lere, geçen ayda %30,7'ye ulaştı. Bu ay da beklenti, bu ay derken Aralık ayı, daha henüz sonuçları çıkmadığı için o dönem içinde yaklaşık %25 ile %30 arasında bir daralma bekliyoruz. Bu daha çok imalat sanayindeki yavaşlamadan ve ihracat tarafındaki talebin daralmasından kaynaklanmakta. Tabii böyle bir ortamda konut tarafında bir hareket mutlaka çelik tüketimine olumlu yansıyacaktır. Ama maalesef şunu söylemek zorundayım ki mevcut sorunu giderme açısından çok da büyük bir etkisi olacağını söyleyemiyorum maalesef. Evet, çelik talebini arttırır dediniz. Tabii bu acaba üretimi ne kadar teşvik edebilir? Özellikle çelik üreticileri açısından bu paket eğer ekonomide beklenen talep artışını sağlarsa üretim tarafında nasıl bir etkisini görmesini beklersiniz? Şimdi Türkiye inşaat çeliği anlamında ihtiyacının yaklaşık iki misli bir üretim kapasitesine sahip ülke. Geçen senede toplam çelik üretimi söz konusu olduğunda dünyanın 7. büyük, Avrupa'nın da en büyük çelik üreticisi konumuna gelmişti. Ama şu anki durumumuz açıkçası bundan oldukça uzaklaştı. Çünkü dünyada her ne kadar toplamda yaklaşık %4'lük çelik üretiminde bir daralma görüyor olsak da Türkiye'de daralma %15'ler civarında. Biraz önce bahsettiğim gibi ikinci yarının bizde yarattığı sıkıntıların sonucudur bu. Kapasite kullanım oranları eğer %80'lerde ise bu sağlıklı olarak kabul edilir, ama şu an çelik üretiminde kapasite kullanım oranı geçen ay itibariyle %51'e geriledi. Bu tabii oldukça sıkıntılı bir durum. %51 kapasite kullanım oranı demek veya %15 üretim düşüşü demek, bizim haftanın ancak 5 günü çalışmak, 2 günü de durmak zorunluluğumuzu anlamına gelir ki biliyorsunuz çelik sektörü aslında 7-24 faaliyet gösteren bir sektördür. Dediğim gibi başta son 3-4 senedir aslında korumacılığın yaratmış olduğu ihracattaki sıkıntılar, şu son dönemde de gene talepteki daralmadan kaynaklı imalat sanayindeki üretimin gerilemesi üst üste binince çelik sektörü üretim anlamında ciddi bir daralma süreci yaşıyor. Ama son 3-4 aydır bir başka sıkıntımız daha söz konusu. O da biz 35 yıldır çelik sektörü olarak dünya arenasında oldukça rekabetçi bir pozisyonda iken son 3-4 aydır maalesef maliyetlerimizdeki artıştan kaynaklı rekabetçiliğimiz tarafında da sıkıntılar yaşamaya başlamış olmamızdır. Bu hem içerideki çelik tüketimi açısından hem de ihracat açısından geçerli bir sorun. Zira içeride de ithalat tarafından ciddi bir baskıyla karşı karşıyayız. Bu konuda özellikle Rusya'nın Avrupa'ya, Amerika'ya veya Batı tarafına çelik satamamasından kaynaklı Türkiye'ye çok dumpingli fiyatlarla çelik satmaya başlaması, bir diğer tarafta da enerji maliyetlerinin göreceli olarak ucuz olmasından dolayı rekabet avantajı veya maliyet avantajı yaşayan Güneydoğu Asya ve Uzak Doğu ülkelerinin ucuz fiyatlarla ve özellikle de dumpingli fiyatlarla Türkiye'ye çelik ihraç etmeye başlamasının rolü çok büyük. Şimdi bu ortamda tabii ki her olumlu şey bizler açısından sevinçle karşılanan hususlar, ama dediğim gibi tabiri caizse henüz mevcut durum veya bu son gelişmeler mevcut yaraya maalesef merhem olabilecek nitelikte değil. Türkiye geçmişte 10 milyon tona kadar inşaat çeliği tüketirdi. Bu rakam
son dönemde 6 hatta 5 milyon tonlara kadar geriledi. Şimdi tekrar o seviyelere çıkması için elbette öncelikle altyapı yatırımlarının, bir diğer taraftan konut yatırımlarının tekrar hızlanması lazım. Umudumuz önümüzdeki yıllarda da özellikle de Cumhuriyet'in 100. yılında bu tür gelişmelerin ortaya çıkması, böylelikle tekrar sanayinin eski canlılığına kavuşmasıdır. Evet, kapasite kullanım olan oranları ve üretim düzeyi üzerinden önemli bilgiler verdiniz. Bir de fiyatlama tarafını sormak istiyorum. Bu HRC fiyatları, demir cevherindeki gidişat, sektörün kar marjları. Buradaki gidişatı nasıl görüyorsunuz? Özellikle hem iç piyasa hem dış piyasadaki koşullarla beraber sektörün kar marjı bundan sonra nasıl gidebilir? Şimdi tabii %51 kapasite kullanım oranının olması veya üretimin son ay %30 oranında düşmesinin gerekçesi şu anda çelik sektörünün ciddi bir zararla karşı karşıya olmasıdır. Zira eğer karlı bir ortam olmuş olsaydı bu sonuçlar ortaya çıkmazdı. Cevher fiyatlarında yukarı yönlü bir hareket var malumunuz. Çünkü Çin bir değişikliğe gitti ve cevher alımını, ki dünyanın biliyorsunuz toplam üretiminin %55'ini temsil ediyor, tek kanaldan yapmaya karar verdi. Ve son dönemde de üretiminde biraz hareketlenme olunca biz cevher fiyatlarında 85 dolarlardan şu an itibariyle 115-120 dolar seviyelerine ulaştığını gördük. Fakat çelik fiyatları maalesef geri geldi. Örnek vermek gerekirse mesela Türkiye'de Nisan ayındaki çelik fiyatıyla bugünkü çelik fiyatı arasında ciddi bir gerileme mevcut. Yani bütün bu enflasyonun diğer ürünleri etkilemesine rağmen çelik fiyatlarında biz gerileme görüyoruz. Nisan ayında veya Mayıs ayında yaklaşık 17-18 bin liraya satılan inşaat çeliğinin bugünkü fiyatı yaklaşık 15-16 bin liralar seviyesinde. Yani aynı seviyeyi korumayı bırakın geri geldi. HRC'de veya işte Saç'ta da 20 bin liralardan bugün gene o da 15 bin liralar seviyesine geriledi. Bu tabii enflasyon açısından olumlu ama maalesef çelik sektörü diğer tarafta artan maliyetleri karşılayamadığı için de marj negatife döndü. Örneğin elektrik fiyatları özellikle enerji tarafında tabii 4 misli bir artışla karşı karşıyayız. Bunun sebebinin enerji krizinden de kaynaklandığını biliyoruz ama çelik sektörü diğer imalat sanayi veya ticarethanelerle kıyaslandığında maalesef tarife olarak da daha pahalı bir tarife ödemek durumunda. Bu doğalgaz için de geçerli. Şu son ayda bir nebze gerilediğini söyleyebiliriz enerji maliyetlerinin ama bakıyoruz 2023 için açıklanan sistem kullanım bedellerindeki fiyatlar geçen seneyle kıyaslandığında %300 artmış durumda. Şimdi bütün maliyet artışlarına karşın fiyatın bundan 6 ya da 7 ay önceki seviyenin altına inmesi tabii işte sonuç olarak çelik üretiminin %30 daralmasına, kapasite kullanım oranında %50 civarlarına gerilemesine sebep oldu. Dünya genelinde ise çelik fiyatları hakeza aynı şekilde yılbaşına veya ortasına göre gerilemiş durumda ama Amerika ve Avrupa'da son bir aydır bir iyileşme gözlemlemeye başladık. Fakat orada da biliyorsunuz Amerikalılar çelik ithalatına %25 vergi uyguluyorlar. Her ülkeye değil, istisna uyguladıkları ülkeler olsa da Türkiye'ye halen %25 vergi uygulaması sürüyor. Avrupa'da da bir mevcut kota var Türkiye'ye karşı. O da tabii bizim ihracatımızı engelleyen hususlar. Bütün bunun sonucunda tekrarlayacağım. Şu anda üretimde, ihracatta, daha doğrusu sektörün genelinde bir sıkıntı mevcut. 2022 ihracat rakamlarına da baktığımızda bir önceki seneyle kıyaslandığında 1,5 milyar dolarlık bir gerileme görüyoruz ama asıl sıkıntı miktar bazındaki gerilemenin %20 seviyesine yaklaşması. Yani aslında biz 2021
miktarını tutturmuş olabilse idik, bırakın 1,5 milyar dolarlık gerilemeyi, aslında geçen sene, bir önceki seneye göre en az bir 4-5 milyar dolarlık ilave ihracat yaratabilme imkanına sahip olacaktık. Zira birim fiyatlar 2021 ile 2022 kıyasladığında %15'lik bir artış gösteriyor. Bu sene bu biraz geriye geldi. Senenin ortalaması da 2022'nin altında olacağını öngörüyoruz. Umarım alınan önlemler veya faiz artışındaki yavaşlamalar piyasalara biraz hareket getirir ve sonucunda da şu sıkıntılı dönemi atlatabiliriz, ama bunu atlatmamızın veya bilmemizin koşullarından bir tanesi de ülke içinde özellikle yurt dışından gelen haksız rekabetin mutlaka mutlaka engellenmesine yönelik bir takım önlemlerin alınmasıdır. Zira hem Rusya'dan hem Uzak Doğu'dan, Çin'den, Japonya'dan, Kore'den, Vietnam'dan, Malezya'dan, biz Hindistan'dan gerçekten çok dumpingli fiyatlarla Türkiye'ye mal teklif ettiğine şahit oluyoruz ve onlarla bu günlerde rekabet etme şansımız maalesef yok. Evet, özellikle hem vergiler, tarifeler, bunların ihracata etkisinden bahsettiniz. Hem de özellikle yurt dışındaki üreticilerin haksız rekabetle içerideki Evet. üreticileri olumsuz etkilediğinden bahsettiniz. Bir de tabii konuşmadığımız, özellikle 2023'te küresel ekonomi açısından bir resesyon olasılığı çokça konuşuluyor. Şimdi eğer yurt dışı ihracat pazarlarımızda gidişat daha da kötü olacaksa, bu da ekstra bir olumsuzluk üretir mi? Kapasite kullanım oranları, üretim düzeyi ve kar marjları üzerinde. Yani çelik sektörü sizce en kötüyü geride bırakmamış olabilir mi? Çok haklısınız. Yani onu dile getirmekte de aslında zorlanıyorum. Zira öyle bir tehlike söz konusu, ama biz gene de umudu tabii taşıyoruz içerimizde. Benim tekrar hatırlatmak istediğim husus şu: biz birçok kriz atlattık geçmişte, global anlamda veya lokal olarak, ama her seferinde o rekabetçiliğimiz sayesinde bir çıkış yolu yaratabildik ve mevcut üretim seviyelerini korumayı başardık. Ama bugün İlk kez yurt dışındaki rakiplerimize, hatta maliyeti yüksek olan Avrupalı, Amerikalı üreticilerle de kıyaslandığında rekabet gücümüzden oldukça büyük bir güç yitirdik. Bakıldığında elektrik tarifesi veya doğalgaz fiyatı veya enerji maliyeti Avrupa'da bazı ülkelerle kıyaslandığında Türkiye'de daha pahalı. Uzak Doğu'da veya Güneydoğu Asya'da rakibimiz olan ülkelerle kıyaslandığında daha pahalı. Şimdi bu koşullar altında eğer rekabetçilikten uzaklaşır iseniz, yani rakiplerinizle rekabet etme şansını yitirirseniz, o zaman tabii yapacak hiçbir şey kalmıyor geriye. Çünkü bu sektör yıpratıcı ve ciddi sermaye gerektiren bir sektör olduğu için karın negatife döndüğü noktada ancak durarak aktivitesini yavaşlatarak kendini korumaya alabilir. Zira her bir çelik şirketinin yıllık ayakta kalabilmesi için yapması gereken sadece bakıma yönelik harcamalar 50-100 milyon dolar civarındadır. Bu ortamda bunun tam aksi veya tersi söz konusu iken, ben çok fazla büyümeyi bırakın, 2022'nin performansının yakalanabileceğini de düşünmüyorum. Bunu yapmamız için dediğim gibi bir, maliyetlerin mutlaka tekrar rekabetçi düzeye getirilmesi gerekir. İki, içerideki haksız rekabetin ortadan kaldırılması gerekir ki biz o krizden veya krizlerden çıkış yolunu yaratabilelim. Çok teşekkür ederiz katkılarınız için. İyi Ben akşamlar. teşekkür ederim. Kolay gelsin. Evet.